Evet arkadaşlar, bugün sizlere fren ana merkez değişim işlemini göstereceğim. Gördüğünüz gibi animasyonda da fren ana merkezinin nasıl çalıştığı gösteriliyor. Bu görmüş olduğunuz siyah contalar var buralarda, gördüğünüz gibi. Bu siyah contalarda kaçak olduğu zaman, siz frene bastığınız zaman bir miktar sızma yapıyor bu contalardan ve iç kısımlara doğru hidrolik gidiyor. Bu durumda sizin ana merkeziniz arızalı olmuş oluyor. Ya conta değişmesi lazım ya da ana merkezin komple değişmesi gerekiyor. Sorunun belirtisi de frene bastığınız zaman fren bir yerde sertleşir, ardından yavaş yavaş aşağıya doğru tekrardan gitmeye devam eder. Yani pedal yavaş yavaş aşağıya doğru kaymaya devam eder. Şimdi değişim işlemine geçelim. Hidroliğimizi boşaltmak için şöyle bir şırınga alıyoruz eczaneden ve ucuna ufak bir akvaryum hortumu. Depo kapağını açtık. Bu şekilde boşaltıyoruz. Hidroliğin etrafa dökülmemesine dikkat edin. Gördüğünüz gibi deponun ön tarafını boşalttık. Şimdi arka tarafını boşaltmak için şöyle arada bir yuva var. Oradan geçirerek yapıyoruz ve aynı şekilde komple hidroliğimizi çekiyoruz. Gördüğünüz gibi şu arada ufak bir delik var. Buradan geçirip, bu delikten geçirip hortumumuzu şu bölümdeki hidroliği çekmiş oluyoruz bu sayede. Gördüğünüz gibi hidroliğin tamamını çektik hemen hemen. Şimdi bu parçayı yukarıya doğru kaldırarak hidrolik deposunu yerinden çıkartacağız. Gördüğünüz gibi bir tarafa çıkardım. Diğer tarafı da söktüm. Kalan hidroliği de tekrardan bunun içine boşalttım. Gördüğünüz gibi hidroliğimizi bu şekilde boşalttık. Fren hidroliği damlayan bölgeleri bol suyla temizlememiz gerekiyor. Yoksa sıkıntı olabilir. Gördüğünüz gibi temizledik. Hidrolik hortumlarını yerinden çıkarmak için gördüğünüz gibi bu şekilde bir rekor anahtarı kullanmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Açık ağızlı anahtar yalama yapma şansını yükseltiyor. Yalama yaptığınız zaman da şu fren hortumunu komple söküp tekrar rekorcuda uç yaptırmanız gerekiyor. Daha uygun, yani daha uzun bir iş olmuş oluyor. Şu anahtardan alırsanız, mesela ben bunu
10 liraya aldım. Yani kesinlikle bu anahtardan kullanmanızı tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi şu şekilde geçtiği için bu tam kavrama yaparak parçanın yalama olmasını kesinlikle engelliyor. Şimdi fren hortumlarını söküyorum. Anahtarımızla gevşetme işlemini yaptık. Ardından normal açık ağız anahtarımızı kullanarak gevşetmeyi yapıyoruz. Fren hortumlarını gördüğünüz gibi söktük arkadaşlar. Şimdi diğer işlemlere geçiyoruz. Ana fren merkezimizi söküyoruz. İki cihazımızı söktük arkadaşlar. Ana merkezi böyle çektiğimiz zaman gördüğünüz gibi elimize geldi. Şimdi yenisini takacağız. Yeni ana merkezimizi takıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben fren ürünlerinde genelde Bosch, TR ve Bendix bu markaları tercih etmeye çalışıyorum. Bu da Bosch fren merkezi. Gördüğünüz gibi Renault 9'un parça referans kodu da bu. Renault 9 için söylüyorum bu parça referans kodunu. Gördüğünüz gibi birebir aynısı zaten. Şimdi takma işlemine geçiyorum. Normal diğerini söktüğümüz şekilde bu şekilde yerine oturtup civatalarımızı yerlerine takıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar fren merkezimin Westenhouse'a montajını gerçekleştirdim bu şekilde. Şimdi gördüğünüz gibi şu rekorları aynı yerlerini tekrardan takma işlemine geçiyorum. Şimdi ben o işlemi yapacağım. Size tekrardan devam edeceğiz videoya. Ana merkezimizin montajını yaptık boruların. Gördüğünüz gibi rakor anahtarıyla son kez sıkıyoruz. Bu anahtarı kesinlikle kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü
Yalama yapma şansınız diğer türlü çok yüksek. Ben mesela şu rakoru yalama yaptım. Mecburen komple boruyu söktüm, götürüp yeniden yaptırmak zorunda kaldım ucunu. Ama rakor anahtarım olsa hiçbir böyle sorun olmayacaktı. Bunları 11'lik rakor anahtarı açıyor. Tabii şurası farklı. Burayı 12 açıyor. 12'lik rakor anahtarım da yok benim. Bir tane rakor için anahtar almaya değmez diye almadım ben de. Onu mecburen artık açık ağızda sıkmak zorundayız. Onu da şöyle sıkarken elinizde hissederek sıkarsanız pek sıkıntı olmaz. Yani şu an mesela şu an iyi vaziyette sıkılı bunlar. Merkezimizin borularını bu şekilde bağlantısını da yapmış oluyoruz. Evet arkadaşlar, merkezimizin montajını tamamladık. Şimdi gördüğünüz gibi fren hidrolik deposunu ben temizlemeye çalıştım bir miktar. Şimdi buraları açıyoruz. Burayı da açtık. Şöyle fren hidrolik depomuzu şöyle nazik bir şekilde şöyle bastırarak gördüğünüz gibi sağlam bir şekilde yerine oturttuk. Fren ana merkezin hava alma ucunu da açtım gördüğünüz gibi. Şimdi DOT 4 hidroliğimi koyma işlemine geçeceğim. Ben aracın kullanma kılavuzuna baktım. Kullanma kılavuzunda DOT 4'ü öneriyor hidrolik olarak. Ben de hidroliğimi şimdi dolduracağım. Şöyle yavaş bir şekilde dolduruyorum. Gördüğünüz gibi iç kısım kademeli. Bir miktar doldurduğunuzda arka tarafa doluyor. Şu an bir miktar doldurdum. Evet arkadaşlar, şimdi ana merkezin hava alma işlemini göstereceğim size. Gördüğünüz gibi ana merkezin hava alma rekorunu bu şekilde taktım. Hortumu tekrardan buraya bağladım. Şimdi fren pompaladığımızda buradan yağ, hidrolik yağ gelerek tekrar buraya girecek ve hidrolik yağımızı boşuna israf etmemiş olacağız. Basacı bas. Gördüğünüz gibi ana merkezin havasını alıyoruz şu an. Köpükçükleri görüyorsunuz burada. O köpükçükler gidene kadar basma işlemine devam edeceğiz. Hala geliyor gördüğünüz gibi köpük. Şu an yine geliyor. Hala geliyor köpük. Daha sonra bu şekilde bir hortum takıyorum. Yukarıda kapağını açıyorum hidrolik yerini. Ardından şu şekil gevşetiyorum. Gevşettikten sonra hidrolik yağı yukarıda olduğu için zamanla aşağıya doğru gelmeye başlıyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde havayı almış oluyorum. Şu an gördüğünüz gibi yukarıya doğru çıkıyor. Sistemde hiçbir şekilde hava kalmamış oldu. Ardından hortumu çıkarmadan burayı
Elle bir miktar sıkıştırdıktan sonra anahtarla sıkıştırıyorum ve hortumu yerinden alıyorum. Bas. Pompala. Bas. Pompala. Bas. Tamam. Fren havayı alma işlemimizi tamamladık. Evet arkadaşlar, merkezimizin montajını tamamladık. Aracımızın havasını aldık. Hava işlemi de dediğim gibi ilk başta arka tekerin yolcu tarafı, şoför tarafını aldım ben. Ardından fren merkezine en uzak ikinci bölüm olan ön tekerin yolcu tarafını aldım. Sonra ön tekerin şoför tarafını, ardından arka tekerin yolcu tarafını aldım. Bunu yapmamın sebebi fren merkezine en uzak yerden hava almaya başlamamız gerekiyor. Bizim fren merkezimizde şu ön iki boru arkaya gidiyor, arkadaki limitöre gidiyor. Şu iki boru da, arkadaki iki boru da ön frenlerimize gidiyor. Bunlardan şu uzun olan yolcu tarafındaki frene gidiyor. Buradaki kısa olan da şoför tarafındaki frene giriyor. Kısa olan tarafı her zaman havasını en son alıyoruz. Bu işlemimizi de bu şekilde izlediğiniz için teşekkürler.